Karşılıklı suçlamalar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın döneminde Kaptagon'u iyi bilirdin suçlamasını daha önce İyi Parti lideri Meral Akşener'e yöneltmişti. İsmail Saymaz da bunu hatırlatmış sosyal medya mesajında ve az önce İyi Parti liderinin paylaştığı videoyu paylaşmış. Şimdi bugün bir soru üzerine Kaptagon meselesine ilk kez değiniyor İyi Parti lideri Meral Akşener. Susurluk'taki en ciddi suçlamalardan da biri olan Kaptagon adlı uyuşturucu hap ticaretinin isim vermeden Mehmet Ağar döneminde olduğunu söyledi. Sarayda geziyor dedi vurgusu. Bakın İyi Parti lideri Meral Akşener de şu notla paylaşıyor. Sayın Erdoğan bak sana ulaşamayan AK Partili kızlarımız bana soruyor. Süleyman Soylu'nun dediğine göre AK Parti iktidarı 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun açıklayın notuyla paylaştı. Bakın videoda neler var. Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki uyuşturucuyla mücadele 2016-15 Temmuz sonrası. Peki AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süre içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a soruyorum. Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mudur? Kaptagon'la ilgili mevzuya girin, Google'a girin sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım? Bak hiç bu cevapları vermeyecektim. Sordunuz, veriyorum şimdi. Oh benim güzelim, iyi ki de sordun. Allah senden razı olsun. Bakalım bir yanıt gelecek mi? Yanıt gelirse o yanıtın içeriği nasıl olacak? Şimdi efendim geldik. Utanç gündemi diyoruz. Bu adamı bulun, tutuklayın isyanını ortaya koyan annenin sesini ekranlara getirelim. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha konuşacağız. Ezgi Özarslan, boşanma aşamasındaki Deniz Özarslan tarafından başından silahla vuruldu. Beyin ölümü gerçekleşti. Bu kişinin kadına şiddet dahil 34 suç kaydı var. Tekrar üzerine basa basa vurgulamak lazım ki aramızda. Diyorum ki polis istiyorum. Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiriyor. Bu kurşun 24 saniyede beynine girdi kızımın çık. Adam 24 saniyede kaçtı. Ulan sen bana neyin müziğini dinlettiriyorsun? Bakın bunu tutuklayan savcılıkta suç duyurum var. Karakolda suç duyurum var. Çankaya'daki aile içi şiddette suç duyurum var. Uzaklaştırmamı aldım. Kapıma geliyor akabinde. Arıyorum. İkisini dikiyorlar. Ekip geliyor, ekip geliyor. Ekip sen bana neden geliyorsun ya? Bu adam geziyor ya. Bir alt sokağında konuşacağız efendim. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Genel Sekreteri, Kadın Meclisleri Genel Sekreteri Fidan Ataselim'le konuşacağız. Öncesinde kısacık bir not efendim. Dünkü Balıklıurum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İncelemeler, teftişler yapılacaktır demişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerimize düşen sorumluluğu burada yerine getirip gerçekleri ortaya koymak istiyoruz demişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bakalım Balıklıurum Hastanesi'ndeki yangının arka planı çıkış nedeniyle ilgili hangi sonuçlara ulaşılacak? Arkadaşlarımız takipte. Peki başlayalım Fidan Ataselim bizlerle birlikte dediğimiz gibi. Sayın Ataselim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Bir başka örnek karşımızda 34 suç kaydı kadına şiddet dahil. Hala aramızda. Annenin isyanını bugün üçüncü kez ekranlara getirdim. Her bir cümlesinde farklı bir gerçek ortaya konuyor. Telefonda bekletilme süresi, telefonda bekletilme süresini bırakın, başvurmadığı kurumun kalmadığı sayısı gibi. Nelere dikkat çekmek lazım? Bu meseleye, bu mesele özelinde nasıl yaklaşmak, neye işaret etmek lazım? Aslında acılı bir anne olarak Ezgi Zerkin kardeşimizin annesinin o ifadelerinin her biri bu ülkede kadınların ne yaşadığının, kadınların ailelerinin, yakınlarının ne yaşadığının
bir başka göstergesi. İlk defa karşılaşmıyoruz bu feryatlarla aslında maalesef ki. Bunu belirtmekte fayda var. Ama o kadar iyi ifade etmiş ki ablamız. Yani şunu düşündürtüyorlar bütün topluma ve kadınlara. Başvurabileceği her yere başvurmuş. Uzaklaştırma kararı verilmiş. Ve uzaklaştırma kararı verilince biliyorsunuzdur artık herkes bunun ne demek olduğunu öğrendi. Hepimizin sayesinde bir telefon numarası veriliyor. O da şimdi 112. 112'yi arandığı zaman orada nelerle karşılaştığını kendisi anlattı. Bir anne olarak kızının neler yaşadığını, kendisinin ne yaşadığını. Müzik dinletiyorlar bana dedi. Yani bu toplumda kadınlar, şiddete uğrayanların yakınları nereye sığınacak? Ne yapacak bu kadınlar? Daha korunmak için, kendi seslerini duyurabilmek için, adım adım gelen şiddet, ölüm tehditlerini durdurmak için kaç mekanizma var ve hangisinde duracak bu erkekler? Deniz Özarslan hala yakalanmamış durumda. Bu ülkenin ayıbı değil mi? Ve bu sadece Deniz Özarslan'ın işlemiş olduğu bir cinayet değil. Bunun altını çizmekte fayda var. Tabii. Başvurduğu bütün merciler bu yaşananlardan sorumludur. Kardeşimizin silahla yaralanmasından, beyin ölümü gerçekleşmesinden sorumludur. Tutuklanamaz mıydı? Bu kişi tutuklanamaz mıydı? Ama düşünün ki kadınlar bunu yaşıyor, defalarca şikayetçi oluyorlar, savcılığa gidiyorlar, bakanlığa gidiyorlar, karakolu arıyorlar, yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar ve buna rağmen o erkekler kadınları buluyor, öldürüyor, ağır yaralıyor. Burada mesul olan tarafları tek tek söylemekte fayda var. Bakın yakın zamanda Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesiyle ilgili bir karar verdi. Bir oy çoğunluğuyla bir karar verdi. Cumhurbaşkanının çekilme kararı anayasaya uygundur dedi. Ve bunun gerekçeli kararında uzun uzun sayfalarca iç hukukumuzun nasıl yeterli olduğunu, siyasi iktidarın nasıl olumlu adımlar attığını, ne türlü düzenlemeler yapıldığını anlatmışlardı bu kararı güçlendirmek için. Yani uygulamada bir eksiklik yok demenin, yani bu kararın insan hayatında, kadınların hayatında olumsuz bir etkisi yoktur'u ispatlamak için bu düzenlemeleri göstermeleri gerekirdi. Bu düzenlemeleri gösterdiler. Ama bugün görüyoruz ki bu annenin feryadıyla iç hukuk yeterlidir demelerinin hiçbir önemi yok. Bu söylediklerini o acılı annenin gözlerinin içine bakarak söyleyebilecek olan tek bir yetkili var mıdır? Var mı bu cesaretiniz diye buradan sormak isterim. Başka bir mesul olan başka bir taraf daha var. Burada bu yayın vesilesiyle de söylemiş olalım. İçişleri Bakanlığı, bakın bütün o kolluk İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Evet. Adalet Bakanlığı, bütün savcılıklar, hakimler, bütün o merciler, karar alıcı merciler Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Hepsi mesul bu yaşananlardan. Ve İçişleri Bakanlığı kadın cinayetlerinin azaldığıyla ilgili bir veri paylaştı. Ve dedi ki 2021'in ilk 7 ayında 166 kadın cinayeti işlenmiş dedi. Bizim verilerimize göre 2021'in ilk 7 ayında 151 kadın cinayeti. Bizimki eksik olabilir. Biz zaten bunu iddia ediyoruz. Biz bütün veriye ulaşamıyor olabiliriz. O açıdan 166'yı referans almakta fayda var bizimkinden daha çok olduğu için. Ama şuna dikkat çekeceğim. 2022'nin ilk 7 ayında 158 kadın cinayeti dedi. Bizim verilerimize göre ise 2022'nin ilk 7 ayında 188 kadın cinayeti. Bu aradaki fark ne demek? Onlarca kadının hayatı demek. Nasıl bu cinayetlere kadın cinayeti değil diyorlar? Bu meselenin sadece kadın cinayeti boyutu. Bizimki daha fazla. Bizim tuttuğumuz, ulaşabildiğimiz sayı daha fazla ve bunlar hayat demek. Veri raporlamak demek sadece kuru rakam açıklamak demek değildir. İstanbul Sözleşmesi bunu kapsamlı bir şekilde anlatıyordu ve biz buna göre bu verileri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Eğer gerçekleri açıklasalar kadınların en çok evlerinde öldürüldüğünü görürler ve bir sorumluluk doğar onlara. Bunu biliyorlar. Eğer kapsamlı bir veri açıklasalar bugün Ezgi Zerkin kardeşimizin olduğu gibi kadınlar en çok ateşli silahlarla yaralanıyorlar ve öldürülüyorlar.
Bireysel silahlanmanın yasaklanması ile ilgili sorumlu oldukları ortaya çıkacak biliyorlar ve bu yüzden gizliyorlar. En çok evlerinde öldürülüyor kadınlar.